Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız üzere sohbet videosu hazırladım. Sohbetin içeriği ise gelinliğimi nasıl diktiğimi oldukça fazla merak etmişsiniz. Birçok mesaj aldım bu konuyla ilgili. Daha önce gelinliğimden bahsettiğim geçmişten günümüze neler diktim videomda sanırım gelinliğimi göstermiştim ve öncesinde de dikişe nasıl başladım videomda da gelinliğimi nasıl dikmeye karar verdiğimden bahsetmiştim. O videoların altına da gelen yorumlar var ama daha fazla Instagram DM üzerinden mesaj alıyorum. DM'lere şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar çok fazla DM'lere bakamıyorum. Çünkü bildirimlerimi kapalı tutuyorum. Ve dolayısıyla açıp okumak istediğim zamanlarda görebiliyorum. Fakat YouTube'a yorum olarak bırakırsanız videoların altına sorularınızı, onlara bildirimler düştüğü anda anında cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirttikten sonra hemen önüme aldığım notlara dönüyorum. Nasıl bir süreç izlediğimi çok merak etmişsiniz. Gelinliğimi dikmeye karar vermem çok hızlı oldu. Yani nasıl dikmeye başladığımı bilemedim aslında. Ha, gelinliğimi dikmeli miyim? Dikmeliyim. O zaman kumaş alışverişine gitmeliyim şeklinde bir başlangıcı oldu aslında. Ve daha sonrasında gelinliğimi ne kadar zamanda diktiğimi çok fazla merak edenler var. Gelinliğimi tek başına, tek bir gelinlik olarak dikmedim. Kız kardeşimin de benden bir ay sonra düğünü vardı. İki gelinliği aynı anda diktik. Ve gelinliğimi dikerken çalıştığım için gelinliğimi sadece hafta sonları çalışmıyorsam, ki ben hafta sonları da çalışan bir insandım. Cumartesi ve pazar da dahil buna. Hatta şöyle ki normalde işte sabah 8.30, akşam 6 mesai saatleri olur. Ama iş kendinizin olunca maalesef sabah 8, akşam 6 gibi bir kavram olmuyor. Sabah 8, akşam hatta gece 11-12, bazen gece 3'lere 4'lere kadar çalıştığımda olurdu. Dolayısıyla bu süreç zarfını oldukça fazla uzattı. Yani gelinliklerin iki gelinliği toplamda 3 ay gibi bir sürede dikmiş oldum. Dediğim gibi çok fazla zaman ayıramadığım için benim sürecim çok uzun sürdü. Sadece gelinlik dikiyor olsaydım eminim bir haftada bir gelinliği çok rahatlıkla üstüne düşerek diktiğim için bitirebilirdim. Benim 3 ay demem sizin gözünüzü korkutmasın kesinlikle. Gelinliğimi dikerken ne tür kumaş kullandığımda çok fazla soruluyor. Gelinlik için özel danteller var. Fransız danteli var. Normal danteller de var farklı şekilde. Saten kullanabilirsiniz. Yani gelinlik için aslında şu kumaşı kullanıyorum diye bir şey yok. Genel algı Fransız dantelidir. Fransız danteli de oldukça ağır ve şık göründüğü için kullanılan bir parçadır. Fakat dediğim gibi siz neden hoşlanıyorsanız tamamen onunla dikebilirsiniz. İsterseniz bu bir krep kumaş olabilir, isterseniz ipek bir kumaş olabilir. Yani tamamen sizin kumaş zevkinizle alakalı bir durum. Ben dantel kullanmıştım. Dantel kullanmıştım ve dantelimi gelinlikçiler için özel satılan dükkanlar var. Kumaşların özel satıldığı dükkanlar. İzmir'de oturduğum için İzmir'den bahsedeyim. Şu an Ankara'da yaşıyorum ama Ankara'da nerede satıldığı ile ilgili çok da fazla bilgim yok. O yüzden İzmir'de Fevzi Paşa Bulvarı üzerinde zaten gittiğiniz zaman görürsünüz cadde üzerinde bir sürü gelinlikçi vardır ve aralarında da kumaş satan yerler vardır. Bunlar kumaşı tek bir farkla satıyorlar. Kumaş dolar üzerinden satılıyor. Yani gelinliğinizi dikmek istiyorsanız özellikle gelinlik kumaşı Fransız danteli istiyorsanız bu tarz gelinlik dantellerinin satıldığı yerlerde dolar üzerinden hesaplama yapılıyor. Kaç metre istiyorsanız metre başına dolar hesabıyla gelinliğinizin kumaşını alabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir soru vardı. Boncuk kullandım mı? Evet, boncuk çok fazla kullandım. Taş çok fazla kullandım. Hatta gelinliğim baştan aşağı boncuk ve taşlardan oluşuyordu. Ve tamamen kendi ellerimle işledim. Tek tek gece yarılarına, sabahlara kadar işlediğimi bilirim. Dolayısıyla gelinliğim oldukça ağırdı bu yüzden. Çünkü ben taşlı bir gelinlik olmasını tercih etmiştim. Ne kadar boncuk kullandığıma gelince yarım kiloluk paketlerde satılan çeşit çeşit istediğiniz boncuklar, istediğiniz taşlar,
bulabileceğiniz dükkanlar var. Ben toptancısından almıştım. Dolayısıyla normalde açık satılan boncuklardan çok daha uygun fiyata gelmişti. Çünkü iki gelinlik işleyecektik ve iki gelinlik için oldukça fazla boncuğa ihtiyacım vardı ve taşa ihtiyacım vardı. Taşlarımız Swarovski taş kullandı. Yaklaşık gelinliğim için, tek bir gelinlik için 1000 tane Swarovski taş kullandım. Tamamı ön kısmında ve kollarımın birkaç yerinde Swarovski vardı. Ama genel anlamda tamamı göğüs kısmında toplanmış durumdaydı. Etek kısımlarında Swarovski yoktu. Etek kısımları tamamen boncuk işlemesiyle doluydu. Gelinliğimi dikerken kaç metre kumaş kullandım? Gelinliğimin astarı için 14 metre kumaş. Çünkü çift kat astar kullandım gelinliğime ben. Ve dış dantel için 7 metre kumaş kullandım. Benim gelinliğim oldukça uzun kuyruklu bir gelinlikti. Bu yüzden kuyruktan dolayı çok fazla kumaş gidiyor. Ve tam daire bir gelinlikti diyebilirim. Yani tam daire yaptığım için aslında normalde kullanılan bir eteğin 4 katı kumaş gittiğini düşünün ve ekstra çok fazla kuyruk olduğu için kuyruğa da çok fazla kumaş gidiyor. Bu yüzden gelinliğimde toplamda 21 metre kumaş kullanmış oldum. Ve ağırlığının sebebi de aslında kumaştan da kaynaklanıyor biraz da. Tarlatanını gelinlikçiler, kemer altında gelinlikçiler var. Gelinlikçiler için malzeme satan bir dükkan vardı. O dükkandan temin ettim. Çok ucuza almıştım. 5 lira gibi bir fiyata almıştım tarlatanımı. Kabarık tarlatan değil, sadece alt kısımlarını açan bir tarlatandı benim tarlatanım. Çünkü yukarıda kabarıklık istemiyordum. Zaten gelinliğimin bel kısmında tamamen büzgü kullandım. Büzgüden dolayı kendinin verdiği hoş bir kabarıklık vardı zaten. Doğal görüntüsü olmasını istemiştim. Aslında başta hayal ederken hiç tarlatan kullanmamayı düşündüm. Ama gelinlik ağır ve çok fazla uzun olduğu için alt kısımda sabitleyen bir şeye ihtiyaç oluyor. O yüzden alt kısmında ne denir tam olarak ismini söylemem gerekirse telleri olan diyebilirim. Alt kısmında 3 kat teli olan, üst kısmı tamamen tülden oluşan bir tarlatan kullandı. Daha hoş bir görüntü elde etmesini sağladı aslında. Ne kadar sürdüğüne gelirsek, iki gelinliği bir arada işlediğim için bazı yerlerde kız kardeşim de yardımcı olmuştu. Fakat daha çok ben işlemelerini yaptım. Ve gece yarıları daha çok dediğim gibi işlemek zorunda kaldım. Bu yüzden işlemesi fazlasıyla uzun sürdü. İşlemelerini dikmeden daha önce yaptım. Bazı parçalarını diktikten sonra işledim. Bazı parçalarını ise dikmeden önce işlemek gerekiyor. Dolayısıyla tek bir süre veremem. Parça parça birleştirmiş oldum. O yüzden şu kadar sürede yaptım diyemem aslında. Yani toplamda dikimi ve işlemesi 3 ay sürdü desem çok net bir zaman vermiş olurum sizlere. Ve şöyle bir şey yaşadım gelinliğimi dikerken. Gelinliğimi fermuarda tercih ettim. 3 ay boyunca sürekli giyinip çıkarıp giyinip çıkarıp prova etmek zorunda kaldığım için ve gelinlik yanımda olduğu için giyinip arada bir de geziyordum. Dolayısıyla çok fazla kullandım gelinliğimi. Yani aslında düğünümden çok daha önce ben artık o gelinliğe doymuştum. Neredeyse 3 ay boyunca her gün giyindim çıkardım. Defalarca giyinip çıkardım. Bu yüzden gelinliğimin fermuarı patladı düğünden önce. Patladı ve sanırım düğünden bir hafta önceydi. Artık isyan etti, dayanamadı bu kadar giyinip çıkarmaya. Ve son anda gelinliğimi fermuarını tekrar değiştirmek zorunda kaldım. Yani aslında gelinliğimi son hafta tadilat da yapmak zorunda kaldım. Ve ben tadilat işlerinden çok fazla hoşlanmıyorum. Bir ürünü sıfırdan dikmek her zaman bana çok daha kolay gelir. Tadilat işleri çok daha alengirli, çok daha sıkıcı gelir bana. Çünkü sökmesi hayatta en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Dikmek çok daha fazla zevkli geliyor. Sökmekten hiç hoşlanmıyorum. Son hafta gelinliğimin
fermuarını baştan aşağı dikmek için üst kısmı tamamen sökmek zorunda kalmıştım. Ve benim için çok sıkıcı bir dönemdi. Bu süre zarfı içinde olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Çok fazla evlenecek olan genç kızlardan mesaj alıyorum. Cesaretlendirmek adına söyleyebilirim ki her türlü yanlışı yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şöyle de bir şey var. Gelinlik gerçekten hatayı kamufle edebilecek bir parça. Yani üst kısmında çok fazla olmayabilir. Yalnız üst kısmında şöyle bir kolaylığı var. Çift kat yine çalışıyorsunuz ve ben kağıt tele değil, kumaş tele kullandım. Çift kat kumaş tele kullandım ve kulplu üst bedenden oluşuyor. Yani telaladığımız için aslında kalıp halini almış oluyor. Ve şık bir görüntüye sahip oluyor. Açık renk olduğu için sanki çok özel bir ayrı dikilmiş bir şeymiş gibi ama hiç öyle özelliği ayrılığı yok. Çok daha basit, çok daha kolay bir dikimi var. Bakmayın siz öyle gelinliklerin uçuk uçuk fiyatlarda olmasına. Dolayısıyla yapmaktan korkmayın. Alt kısmı dediğim gibi tamamen hatayı götüren ve hiç göze çarpmayacak şekilde kamufle edebilirsiniz. Bu yüzden gerilmeyin yaparken. İsterseniz öncesinde ucuz kumaşlar alarak denemeler yapabilirsiniz. Daha sonrasında kendi gelinliğinize geçiş yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi inanın gözünüzü korkutacak hiçbir dikişi yok. Çok rahatlıkla dikebileceğinize eminim. Gelinlikle ilgili bahsedeceğim şeyler bu kadardı benim. Merak ettiğiniz sorular varsa aşağıya yorum olarak bırakırsanız geri dönüş mutlaka yaparım. Dediğim gibi DM'lere çok fazla bakamıyorum. Oradan ziyade videonun altına yorum bırakırsanız en kısa zamanda dönüş yapacağımdan emin olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.